Cevap vermiyor. Tamam, sağ ol. Dur. Karavana. Vay. Ağlamam bitti yani beni çöz diye. Vallahi ben ağladığımı hatırlamıyorum. Neyse, konumuza dönelim. Avda en önemli şey nedir biliyor musun? Takip. Kuşu vurduğunda düştüğü yeri iyi takip edeceksin ki. Hatta bulunduğun yere şapkanı bırakacaksın. Bulamadığında döndüğün zaman ilk ateş ettiğin yerden tekrar aramaya başlayabilirsin. Çok etkilendim gerçekten. Wow. Yani gerçekten çok cesurca bir şey. Senden kaçan zavallı silahsız bir hayvanı öldürmek gerçekten çok cesaret isteyen bir iş. Aksane sen mi konuştun? Cevap verir misin bana? Melis git başımdan. Lütfen cevap verir misin? Aksel'le sen mi konuştun? Bak Kerem yok ortada, Aksel de yok. Eğer Aksel öğrendiyse Kerem'e neler yapar tahmin ediyor musun bunu? Melis git başımdan. Ben sana ne dedim? Senin yüzünü görmek istemiyorum demedim mi? Zeynep lütfen şu aramızdaki meseleyi bir kenara bırakıp beni dinler misin? Bak dün Aksel'le konuştum telefonla. Aksel bence Kerem'in peşinde. Çünkü değişik bir şeyler söyledi. Bilmiyorum öğrendi mi öğrenmedim ama bir şeyler söyledi duydum yani. Nasıl ya? Ne dedi? Tam olarak anlamadım ama sayar falan bir şey dedi böyle. Ama bak işte ikisi de okulda yok görüyorsun. Lütfen ara. Kerem senin telefonunu açar. Yani böyle önemli bir mesele olmasa istemem zaten bunu senden. Takip diyordum. Dün gece seni takip ettim. Sağdan. Ah. Baban ölmedi, saklanıyor. Hatta bence sen de ona yardım ediyorsun. Babanı ortaya çıkarmanın en iyi yolu ne? Seni elimde tutmak. Nasıl olsa arayacak değil mi? Vay anasını. Ne kadar şanslısın, bu kadar çabuk beklemiyordum. Ne iş? Siz ayrılmadınız mı? Niye ağlıyor? Telefonu ver. Yok, ben hallederim. Dur orada. Zeynepciğim, aradığınız Kerem'e şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar da denemeyiniz. Çünkü siz ayrıldınız. İşte bu kadar. Az daha yolumuz var. Yürü. Ne oldu, ne dedi? Aksel açtı. Kerem'e ulaşılamıyor dedi. Ne yapacağız şimdi? Kesin kesin bir şey olacak şimdi. Gidelim, gidelim bir şekilde bulalım nerede olduklarını. Hadi. Soldan aşağı. İşte geldik. Burası. Babamla ilk kamp attığımız yer. Daha dün gibi aklımda biliyor musun? Otur lan şuraya. Canını yaktırma bana. Ellerimi çöz. Tüfekten kurtul. Sonra gel konuş benimle bakalım kimin canı yanıyor. Vallahi hiç öyle bir niyetim yok. Hele şöyle bir durumda hiç gerek yok. Böyle gayet iyi. Ama baban arasın, onu da yaparız söz. Bak babam aramayacak. Çünkü babam öldü.
Vallahi ama. Yalan söyleyerek kendini mi kurtarmaya çalışıyorsun, babanı mı? Bak, ben de ilk başta babamın hayatta olduğunu düşünüyordum. Sonra parçalandığını öğrendim. Can yeleğini suda bulduk. İşte orada çuvalladın Sayar. Teknede can yelekleri tamdı. Unuttun herhalde. Korktun tabii. Sekiz yaşında falandım. Çadırı buraya kurduk. Yattık, uyuduk. Sonra kalktım. Babam yoktu. Gece, karanlık. O kadar korktum ki. Korkudan büzüştüm çadırın bir köşesine. Sabaha kadar ağladım. Sonra sabah babam geldi. Tabii ben ağlamaktan gözlerimde yaş kalmamıştı yani. Ne dedi bana biliyor musun? Korkmamayı ancak korkarak öğrenirsin dedi. O günden sonra da hiç korkmadım. Benim abim öldü. Sonra babam elimden tutup havaalanına götürdü beni. Ve doğal olarak ağlıyordum. Gitmek istemiyordum. Sonra döndüm ona baktım. İfadesizdi. Hiçbir şey. Kımıldamıyordu. Sonra da Amerika'ya gittim. Benim de babamla olan anım bu. O yüzden bana baba anıları anlatıp artistlik yapma. En azından benden şanslısın. Baban hala yaşıyor. Beraber bir sürü şey yapma ihtimaliniz hala devam ediyor yani. Merhaba, Begüm nerede acaba? Buyurun, içeride. Kızlar ne oluyor? Begüm, Aksel'in nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Begüm bak, bu çok önemli. Nerede olduğunu biliyorsan söyle lütfen. Kızlar, biraz yavaş olun, ne oluyoruz? Bence sen biliyorsun nerede olduklarını. Ya şu an yüzüne bakınca anlayabiliyorum. Söyleyecek misin neredeler? Melis, ayıp oluyor ama. Kızın ne durumda olduğunu görüyorsun. Hem Aksel'i ne yapacaksınız siz ya? Barış bak, bu ölüm kalım meselesi. Sen karışma lütfen. Bak, biz burada şaka yapmıyoruz. Söyler misin Begüm? Aksel nerede? Kerem'in yanında mı? Melis. Evet, Kerem'in yanında. O sayarlar var ya, onlar her şeyi sonuna kadar hak ediyorlar. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Çocuk oyuncağı mı bu Begüm? İkisinin de başına bir şey gelebilir. Sen bunu anlamayacak kadar aptal mısın? Begüm. Çabuk söyle neredeler. Çabuk söyle diyorum yerine. Çiftlik evindeler. Güzel, gidelim o zaman. Hadi. Tamam, ben sizi götürürüm. Barış, ben de geleyim, beni bırakma. Tamam, gel. Popüler adamsın be. Telefonu yırt. Bilinmeyen numara. Bu sefer kesin o. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açıyorum. Konuşuyorsun. Eğer ters bir şey söylersen... Bak burada. Kullanamam sanma. Çok korktum. Bence kork. Efendim? İyi günler Kerem Bey. Bankamızın yeni kredi kartıyla ilgili bilgi verecek. Müsait misiniz? Hı hı. Hayır, değiliz canım. Değiliz müsait. Hangi saatte arasam müsait olursunuz?
İstersen ben seni yedi gibi alayım. Ha? Sen de kredi kartını getir. Sonra bir yemek yeriz. Sonra otele gideriz. Ama hepsi senin kredi kartına tabii. Ne diyorsun? Ay söyledim sana. Babam falan aramayacak. Ben acıktım. Av da bereketsiz. Biz en iyisi eve dönelim. Kalk. Bu araba daha hızlı gitmiyor mu? Zeynepciğim, İstanbul'dayız farkındaysan. Umarım geç kalmamışsınızdır. Begüm, Aksel sana ne dedi, ne öğrenmiş? Anlamadım. Ya diyorum ki Kerem'den ne istiyormuş yani? Derdi Kerem değil ki onun. Ahmet Sayar'ı bulmaya çalışıyor. Ahmet Sayar'ın yerini öğrenmek için mi Kerem'i kaçırdı yani? Başka ne olabilir ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.